Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bize İstanbul Küçükçekmece'den geliyor. İstanbul Küçükçekmece'de olan bir trafik kazası olay yerindeki bir polis memuru ve bir İHA basın muhabiri arasında geçen bir tartışma var. Bütün haberlere yansıdı bu. Bu tartışmada kimler yanlış, kimler doğru, onun yorumlarını yapacağım. Bakalım sizler benimle aynı fikirde olacak mısınız? Şunu söylemek istiyorum videoya girmeden önce. Arkadaşlar, Amerikalı Aynasız kanalında biz 2 yılı geçti işte şu anda. Doğru, ben yıllarca polislik yapmış birisiyim. Doğru, benim babam Türkiye'de emekli polis memurudur. Ben polisleri severim. İşimdir, polislerin yandaşıyım. Bu bir gerçektir. Hiçbir zaman inkar etmem bunu. Ve bununla gurur da duyarım. Ama bu demek değildir ki arkadaşlar. Ben işini güzel yapmayan polisleri bu yandaşlığım yüzünden üstünü örten birisiyim. Öyle bir şey yok. Benim kanalıma yeniyseniz arkadaşlar bakın, bir sürü polisleri eleştirdiğim videolar var. Türk polisini eleştirdiğim videolar var. Amerikan polisini eleştirdiğim videolar var. Öteki ülkelerin polisini eleştirdiğim videolar var. Polis iyi yapıyorsa işini kesinlikle söylerim. Polis kötü yapıyorsa işini kesinlikle onu da söylerim. Dürüstümdür. Dürüstlüğümden hiçbir zaman taviz vermedim ve vermem de. Bu bir gerçek. Ve ben bu yorumları tabii tecrübelerimle, eğitimlerimle yapıyorum. Normal bir vatandaş değilim ben. Olay yerlerine şahsen kendim yıllarca gittim. Bu tür şeyleri kendim defalarca gördüm. Birkaç şey öğrendik. Ondan dolayı yaptığım yorumları dinlerken şu eğitimlerimi, şu tecrübelerimi de ele alarak dinleyin. Tamam mı? Neyse, buradaki olay haberlere yansıdı. Haberlerde bu polise nedense bayağı saldırıldı. Diyor ki işte polis memuru İHA muhabirini, görevini yapan İHA muhabirini tartakladı. Görevini yapan İHA muhabirine saldırdı. Görevini yapan İHA muhabirine işte müdahale verdi. Ben dedim ki ulan bu ne dedim, bir bakayım ne oldu falan. Acaba polis yine duygularıyla kendini mi kaybetti, insanlara mı saldırdı? Çünkü böyle olan birkaç video da gördük, o da iyi değil. Bir bakayım dedim, videoyu izledim. Dedim tüh. Ya bizim basın var ya, yemin ederim tıklama almak için yapmayacağı şey yok. Üzülüyorum arkadaşlar. Burada şu anda bütün basın mensuplarına şunu söylemek istiyorum. Bir olay görürsünüz arkadaşlar. Polislikle alakalı, bu tür şeylerle alakalı. Bana yazın abi. Ben ücret falan da talep etmiyorum sizden. Ben gerekli bilgileri tecrübem ve eğitim çerçevesinde sizlere aktarırım. Tamam, her şeyi gördüğünüz gibi değil. Neyse, videoya başlayalım. Bakalım sizler neler düşüneceksiniz. Hadi başlıyoruz. Yaptığı yanlış yani senin. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şurada duyduk, polis bağırıyor. Kenardan çek, kenardan çek diye. Abi kaza yerini görüyorsun. Bak, mağduru kaldırmışlar. Görüyoruz. Çıkartıyorlar. İtfaiye orada. Paramedikler yani ambulans mensupları orada. Muhabire bak, elinde kamera, insanların içerisinde. Polis de bağırıyor. Kenardan çek ya, kenardan çek diyor. Bakalım ne olacak. Abi ben burada gerçekten bir tecrübeli polis olarak yorum yapmalı mıyım, yoksa siz gerçekleri kendiniz görebiliyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur. Polis bağırıyor, olay yerinden çık diyor. Kenardan çek diyor. Bak, polis çekme bile demiyor. Vallahi abiciğim, ben size bir şey söyleyeyim mi? Polislere saldırı var, her zaman var. Amerika'da var, burada var. Ben bu Amerika Aynasız kanalında sürekli polislerin sesi olacağım. Doğru, işini güzel yapan polislerin sesi olacağım. Bu kardeşimiz işini çok güzel yapıyor. Ben bu kanalda bu kardeşimizin sesi olacağım. Umarım çok daha fazla kişiye ulaşır bu video. Çünkü basın bu kardeşimize saldırdı. Bu bir gerçek. Neyse, kenardan çek diyor. Çekme demiyor. Kenardan çek diyor. Tam biraz bağırıyor. Olur, normaldir abicim ya. Allah Allah. Her bağıranla kavga etsek o işimiz var. Kenardan çek diyor. Olay yerindesin diyor. Adam diyor ki ben de olay yerinde değilim diyor. Abi olay yerini belirleyen polis, muhabir değil. Tamam mı? Bu bir. Diyor sen diyor işimizi engelliyorsun. Bu bir gerçek. Polis seninle mi uğraşsın, mağdurla mı uğraşsın? Polisin işi var. Polis trafiği mi kontrol etsin? Mağdurla mı şey yapsın? Delil mi toplasın? Senle mi uğraşsın abicim? Bu bir gerçek. İşimizi engelliyorsun diyor. Bu da muhabir diyor ki niye bağırıyorsun diyor. Bu kadar hassas olmayın ya. Polis bağırdı. Ya kenardan çek. Olay yerinden çık dedi. Tamam abi, kusura bakma. Nereden çekeyim? Bunlar normal mantık ama bazı insanlar düşünemiyor. Devam edelim. Yanlış yapıyorsun. Bak, yanlış yapıyorsun. Şunu da söylemek istiyorum. Polise yanlış yapıyorsun diyor. Instagram'dan bir video atmıştım polis gününde. Polislik öyle bir görev ki arkadaşlar, hiç tecrübesi olmayan, hiç caddelerde bir dakika bile devriye gezmemiş insanlar
polislere aslında işini nasıl yapmasını söyleyen kişilerdir genelde. Amerika'da da böyle abi. Kaç defa gittim olay yerlerine. Memur bey şunu yapmalıydınız. Şu şekilde müdahale etmeliydiniz. Şunu yapmalıydınız. Ha ciddi misin? Hangi polis akademisine gittiniz siz? Siz nerede devreye geziyorsunuz beyefendi dediğim zaman. Aynen yanlış yapıyorsun diyor polise. Acaba polis nerede burada? Burada polisin yaptığı yanlış ne? Bir eleştiri yapacaksam, tek bir eleştiri yapacaksam. Belki polis biraz daha sesini yani alçaltabilir. Biraz daha belki profesyonel davranabilir. Ama bu polisin yanlış yaptığı anlamına gelmiyor. Küçük bir eleştiri hani her zaman her şeyi çok daha iyi yapabiliriz. Ben bu videoyu bile daha iyi yapabilirim. Anlıyor musun? O yüzden dolayı şöyle küçük bir eleştiri ama polis burada kesinlikle hatalı değil. Şu ana kadar gördüğüm şey hatalı olan İHA muhabiri. Devam ediyoruz. Ya elini çek! Çek elini! Çek elini! Elini çek! Elini çek! Kenardan çek! Sen bana vuramazsın! Ben sana vurmadım! Bak elini çek! Çek! Bir çek! Kenardan çek! Bir çek elini! Sen ne diyorsun beni? Çek! Elini çek! Olay yerine girme! Elini çek! Niye reklam mı yapıyorsun? Elini çek! Giremezsin olay yerine! Elini çek! Bak kenardan çek! Elini çek! Evet basınca böyle bir şey var mı ya? Nereden çek? Nereden? Bağırma! Sen bağırıyorsun. Abi sen niye gelmiyorsun? Abicim bak yaptığı şeyi görüyor musun? Adam göremiyor. Ben de yapıyorum. İçeri girme. Vallahi ben bizim insanlarımızı seviyorum arkadaşlar. Beyaz tişörtlü arkadaşımız araya giriyor, polis çekiyor. O da yardım etmeye çalışıyor. Normal ama polisler kendi işini kendi yapabilmeli arkadaşlar bu şekilde. Burada polis herhangi bir hata yapmadı. Benim gördüğüm kadarıyla polis tamamıyla ve tamamıyla işini güzel bir şekilde yapıyor. Tek dediğin gibi. Ben burada polise vereceğim bir tavsiye vardır. Hani maksat yardım edelim herkese. Burada muhabire de tavsiyelerim var, polise de. Bir polise vereyim ilk başta. İlk başta beyefendi kimlesiniz? Kimsiniz yani siz diye sorarım. Lütfen olay yerinden çekilin, işimizi daha iyi yapalım, işte trafiği falan kontrol ederim. Bir de hem sizin için de tehlikeli olmasın, arabalar falan geliyor muhabbeti. Ben bu şekilde politik abi, diplomatik olacaksın. Polistik böyle. Şuradan çekin, lütfen buradan çekin. Olay şurası olay yeri diye. Güzel bir profesyonel açıkla. Ondan sonra bu adam yok ben çıkmıyorum bilmem artistik yaparsa sen de ona göre sevineğini değiştirirsin. Ama kesinlikle şunu söyle beyefendi çıkmazsanız sizi gözaltına almak zorundayız. Ben bunu çok yaptım arkadaşlar. Binlerce defa yapmışımdır. Adamın ailesi geliyor bir şey geliyor tanıdık geliyor falan. Beyefendi çıkın olay yerinden falan diyorum. Ya yok ben çıkmıyorum falan filan. Bak çıkmazsan yani direnişten dolayı seni işimizi engellinden dolayı direnişten dolayı seni tutuklamak zorunda kalırım. Defalarca söyledim. Genelde insanlar dinliyor. Dinlemeyen olduğu zaman birkaç defa gözaltına almıştık. Bu bir. Polise ben bu şekilde yani ilk başta böyle biraz daha böyle sakin bir şekilde konuşmayı tavsiye ederim. Ondan sonra yükseltirsin. Bu kadar. Başka hiçbir şey söyleyemem polisin yaptığı. Şu anda kadar yaptığı şey tamamen normal. Elini çek diyor. Polis bu muhabiri itti. İtmekte %100 haklı arkadaşlar. Çık çık dedi, çıkmıyorsun. Olay yerinden çık. Polis sana çık çık dedi. Polisi dinlemiyorsun, artık direniş gösteriyorsun. Her direniş fiziki direniş değildir. Pasif direnişler de var bu şekilde. Neyse polis seni iterek olay yerinden çıkartmaya çalışıyor. Aslında şanslısın seni gözaltına almadı çünkü alabilirdi. Onu geçelim. Muhabire şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, muhabir arkadaşlar. Senin polislerle iyi çalışman gerekiyor. Oradaki bilgiye sahip olan zaten polis. Sen de muhabirsin. Güzel bir doğru bir rapor vermeye çalışıyorsun. O bilgileri polisten alacaksın. Polis de bu şekilde artistik yapıp kavga ederek polisten bilgi alamazsın. Polislerle arkadaşlık kuracaksın. Ben o kadar olay yerine gittim. O kadar muhabirlerle çalıştım. Bir defa bir tane muhabirle böyle tartışmadım ben. Çünkü hepsi saygılıydı. Memur bey ne oluyor falan filan. Ha şu bilgiyi veremeyiz. Lütfen şurada kalın. Olay yerinden çıkın falan. Tamamıyla dinlerlerdi. Hiçbir zaman bize muhabirler kavga etmezdi bizde. Dinlerlerdi. Ve saygılı davrandıkları için birbirimiz aramız iyiydi. Ben onlara bilgi verirdim. İşte şöyle oluyor. İşte hastaneye kaldı. Hayat tehlikesi var haberin olsun falan filan. Bunlar bu şekilde çok daha güzel raporlar verirlerdi. Yani iş yerlerinde patronlarına daha iyi gözükürlerdi. İnsanlara daha doğru bilgiler verirlerdi. Anlıyor musun? O yüzden muhabirseniz gidin olay yerinde polislerle aranızı çok iyi tutun. Polis ne diyorsa onu yapın. Saygılı olun. O bilgileri onlardan alacaksınız. Polis kardeşler insanlarla konuşurken belki biraz daha duygularımızı kontrol edebiliriz. Bu kadar. Çünkü biz bağırıp çağırdığımız zaman orada insanlarımıza saygısı kalmıyor. Normal bir kavga eden vatandaştan farkımız olmuyor.
O yüzden biz polissek profesyonelimizi korumalıyız. Ama dediğim gibi burada yanlış yapan bir kişi varsa o da muhabirdir arkadaşlar. Haberler maalesef polise saldırdı. Biraz daha izleyelim sonra bitirelim bu videoyu. Ya hocam içeri girmiyorum zaten. Ya bak işine ya. Bak işine ya. Sen de bana öğretiyorsun. Abi bağırmasın. Alo. Alo. Yanına bak. İtfaiye müdahale ediyor. Ambulans müdahale ediyor. Ya ben engellemiyorum. Girmişsin oraya. Ben engellemiyorum. Allah Allah. İşin ona göre ya. Lan sen işin ona göre. Ben izin vermeden giremezsin ya. Ya bırak ya. Şerit çekeceksin o zaman. Hayır. Şerit çekeceksin. Evet arkadaşlar çok güzel bir örnek. Bizim bu muhabirimiz tamamıyla bir poliste şu anda kafa kafaya. Keşke polis burada kesse. Burada kal içeri gelme gelirse seni gözaltına almak zorundayım beyefendi deyip devam etse işine. Bununla daha fazla uğraşmasa benim düşüncem bu. Şerit çekeceksin diyor. Diyor ki şerit çekeceksin. Hayır abiciğim şerit çekmek zorunda değil. Polise işin nasıl yapmasını söylüyor. Zaten bu dediğim gibi yani hep vatandaşlar hep bize bunu yapıyor. Hayır her olay yerine şerit çeksek o işimiz var. Kaza olan yer belli. Otoban zaten kapalı. Polisler orada işlerini yapıyorlar. Orası olay yeri abicim. Polis sana geldi bak şurada bariyerin arkasında şuradan çek dedi kardeşim. Tamamdır. Şu anda senin giremeyeceğin yer belli oldu. Orada kal işini yap. Çok biliyorsun. Sen de çok biliyorsun. Abicim bak. Bak geldi bana ne dedi? Bak geldi bana ne dedi? Bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Gel. Geldi bana dedi, beni çekme dedi, tamam dedi. Tamam, buradan çek. Buradan tamam. Çek. Yaptın yanlış yani senin. Ve olay bu kadar arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz yaptığım yorumlarla ilgili? Ben maalesef bu olay bu şekilde olmamalıydı. Bence muhabir polisi dinlemeliydi. İlk başta beyefendi çık olay yanından. Olay bu kadar büyümezdi. Şahsen bazı haber kanalları polise karşı bu videoyu yayınladı. Bence kendilerinden utanmalılar onlar. Bu polisin yaptığı yanlış bir şey yok arkadaşlar. Neyse olay bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aynı fikirdesiniz değilsiniz fark etmez. Yorum olarak yazın. Gelin yorum kısmında tartışalım bu konuyu isterseniz. Sosyal medya kullanıyorsanız arkadaşlar. American Liners'ız Instagram. Orada kişisel hayatından vlog tarzı, fotoğraflar, videolar paylaşıyorum. Twitch'te canlı yayınlar açıyoruz. American Liners'ız. Discord var. American Liners'ız. Sohbet, muhabbet, muhabbet ediyoruz. Güzel bir ailemiz var orada. Aynı zamanda Twitter American Liners'ız. Her yerde American Liners'ız. İlginizi çekiyorsa takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bu yıl sonuna kadar 500 bin aboneyi hedefliyorum. 500 bin. Neredeyse oradayız arkadaşlar. Yardım ederseniz, abone olursanız, like atarsanız sevinirim. Neyse. Bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.